hangi rüzgar attı bakalım seni buraya? Ben... Koş koş hemen ateşin yanına. Tamam. Üşüdün. Geldin. Seni görmek istedim. Canım. Ağlama. Lütfen. Lütfen. Artık kimse senin canını sıkamayacak. Hiç kimse. Hiç kimsenin seni üzmesine izin vermeyeceğim. Bayıldığımı hemen yetiştirdiler mi sana? Onun için mi geldin? Evet. Seni merak ettim. İyi misin? Çok iyiyim. Bu çiftlik bana her zaman çok iyi geliyor. İyi görünüyorsun zaten. Ama sen zayıflamışsın. Ben seni burada 2 günde toparlarım. Burada kalacak mısın? Yani ben böyle apar topar geldiğim için burada kalacağımı tahmin etmedim. Bu saatten sonra hiçbir yere bırakmam. Bence de gitme. Yağmur da başladı zaten. Merak ederiz seni. Nihal'in keyfi yerine gelmiştir. Uzun uzun konuşurlar artık. Zaten dün gece bir girizgah yapılmış. Öyle mi? Haberim yoktu. Bihter söylemedi mi? Konuşmanın detayını bilmiyorum. Çok romantik bir konuşma olmuş. Toplayabilir miyiz efendim? Lütfen. Hikayede güller, gözyaşları, itiraflar, neler var neler. Koptu mu? Ben sana söylemiştim çok kalitesiz bir şey takma diye. Ver bakayım. Boş ver, gerçekten adiymiş. Aa. Hızlı eğildin. Tamam, bir şey yok. Yarın mutlaka kontrole gidelim doktora. Çok uzun sürdü bu. Belinde bir şey yoktu, şimdi beli de ağrıyor. Doktor topuksuz ayakkabı giy dedi sana ama düz giymeye alışık değilsin. Bence ondan oluyor. Ben yatıyorum. Kalktım. İyi geceler. İyi geceler. Sana da. Ben de yatmadan bir Nihal'le Behlül'le konuşayım bakayım. Çiftlikten haberleri alayım. Thank you.
Kadının etkileri hala sürüyor. Ama Bihter sizin gibi anlayışlı bir eşi olduğu için çok şanslı. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta... biz böyle söz verdik birbirimize. İyi geceler. Ben biraz atölyede çalışacağım. Yormayın kendinizi. İyi geceler. Thank you.